Türkiye Erdoğan'ın kararıyla ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmıştı. Danıştay savcısı Elmas Mucukgil sözleşmeden çıkmak hukuka aykırı diye görüş bildirdi. Kararın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nin nesinden rahatsızsınız muhteremler? İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belge niteliğindeydi. Tüm tepkilere, itirazlara rağmen 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı kararıyla feshedildi. Muhalefet ardı ardına tepki gösterdi. İptal kararının geri alınması için Danıştay'a sayısız başvuru yapıldı. O başvurulardan biri de Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yapılmıştı. Davada Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Kararın iptali için esastan görüşülen dosyada Mucukgil, yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağını belirtti. Meclisin alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Yasa koyma, değiştirme, kaldırma ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasına uygun bulmanın meclisin görevi ve yetkileri arasında olduğunu kaydetti. Usulüne uygun şekilde yürürlüğe konulan uluslararası anlaşmaların yürürlükten kaldırılmasının da aynı usule tabi kılındığını belirten savcı, bu nedenle yasa hükmündeki uluslararası anlaşmaların kaldırılması ya da feshedilmesi için meclis düzenlemesi gerektiğine dikkat çekti. Danıştay savcısı, fesh'e dayanak gösterilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ise Cumhurbaşkanı'na açık bir yetki verilmediğini hatırlattı. Sözleşmenin feshedilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır dedi. Kararın iptalini istedi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile konuşacağız konuyu. Sayın Güllü hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi siz de dahil İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına çokça tepki gelmişti. Bununla birlikte aslında bunun da hukuka aykırı olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı. Bir görüş bildirildi ve yine hukuka aykırı olduğu ifade ediliyor. Aslında bu yetkinin meclise ait olduğu belirtiliyor. Türkiye'yi nasıl bir konuma soktu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı Erdoğan'ın? Aslında dün akşam hepimizin haber kanalları vasıtasıyla duyduğu Danıştay'a bu anlamıyla başsavcılıktan gelen karar ciddi bir süreçtir. Bu bizim için sizin biraz önce saydığınız 6. 7. 8. 11. maddeleri içeriği üzerine ben konuşmayacağım. Burada bulunma sebebim kadın hareketi ve Türkiye'nin çok güçlü, çok uzun soluklu süre gelen bir kadın mücadelesinin olduğu bir ülkede aslında İstanbul Sözleşmesi'nin yapılması da yine Türkiye'nin aleyhte AİHM'den, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan tazminat kararıyla beraber Türkiye'nin içinde bulunduğu kaos sisteminin giderilmesi adına kadın örgütleriyle çalışılmış, yapılmış bir sözleşmeydi. İşlerine geldiği gibi kullandılar. Siyasetin primini topladılar ve o tarihte 20 Mart'tan itibaren de yine bir siyasi karar olarak değerlendirdiğimiz 220'ye yakın örgütün, kişinin, kurumun dava açtığı ve yanlıştır bu karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararının üstünde bir yetkili yoktur, yapılamaz diyerek bugün elimizde bulunan karara ithaf ederek yazdığımız birçok dilekçenin çoğuna da şerhler bu anlamıyla düşmüştü. Ama o günden bugüne Türkiye'de ciddi oranda katliamlar ortaya çıkmaya başladı. Yani kadına karşı şiddetin yapılmasına bir nevi cezasızlıkla iktidar tarafından devlet desteği verilmiş oldu. Yani istediğinizi yapabilirsiniz, kadınları öldürebilirsiniz. Ben mekanizmaları kullanmıyorum. Ben bu sözleşmenin içeriğinde önlemeye, korumaya, politika yaratmaya, kovuşturmaya şahsen karşıyım diyerek bir ortaya kaos yaratmıştı. O kaosun acılarını çekiyoruz aslında. Dün yaşadığımız, bir önceki hafta yaşadığımız, bir önceki gün yaşadığımız bütün olaylarda ve 2021 yılında 367 kadının katledilmesine sebeptir. Bu nedenle Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak diyoruz ki fail sadece silahı ya da bıçağı tutan, ateşli ateşsiz silahı tutan kişi değildir. Fail aynı zamanda iktidardır bu kararı almasıyla beraber. Ancak tarihe çok güzel bir notu yine bir kadın kaleminden görmek ayrıca bir güzellik. Ancak olması gerekene sevindiğimiz bir Türkiye'de de yaşadığımızı unutmayalım. Bu zamana kadar Danıştay'a açılan davalara gelen şeylere, sonuçlara ve belgelere baktığımızda Türkiye'nin hukuki sisteminin ne kadar yanlışta olduğunun da farkına varmışken bir kadın çıktı ve dedi ki kral çıplak.
Evet, bu ülkede kral çıplak diyebilenlerin sayısının artacağı günler olmalı ki kadınlar durduğu yerde, çalıştığı yerde, sokakta, alışverişte, evinde katledilmesin. Sorduğunuz sorunun net cevabı ve tek cümle, Türkiye'de katliamların boyutunu arttırmıştır İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı ve uluslararası arenada da çok güç duruma düşürmüştür bizi. Evet, tabii İstanbul Sözleşmesi kadın hareketinin çok önemli kazanımlarından biriydi. 10 ay oldu, şimdi neredeyse bir sene dolacak Sayın Güllü. Şimdi tabii öldürülen kadınlara da değindiniz az önce. Peki nasıl bir sığınaktı İstanbul Sözleşmesi? Biraz önce saydığım o 4 ana maddesi vardı. Önlemeye yönelik politika yapın diyor. Yani eğer size diyor şiddetle ilgili toplumdan hangi açıdan kaynaklanıyorsa onu giderin. Yani Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına toplumsal cinsiyet eşitliğini ekleyin. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan bir sorun yaşıyor ülke. Kadını birey görmeyen, kadını ikinci sınıf gören, kadını cinsel obje gören, üreme olarak düşündüğü ve ailenin mütemmim cüzü olarak kutsal aile yapısının içine dar alana hapseden bir düşünce yapısını değiştir diyordu. Erken yaşta kız çocuklarını evlendirme, eğitime ulaşmasını sağla, eğitime ulaştığı anda sürdürülebilir olarak eğitimini tamamlamasını sağla, oradan sonra istihdama geçmesini sağla, istihdama geçtiği andan itibaren onun istihdamda sürdürülebilir bir çalışma performansı için bakım yükünü üzerinden al, yani yaşlı bakım merkezleri aç, kreşler aç, bunları yap diyor. Aslında bunların her biri önlemeye yönelik politikaydı. Peki biz İstanbul Sözleşmesi'ne yürürlükte olduğu süre içinde bunları yaptık mı? Hayır. Kocaman bir hayır hem de. Hiçbir şey yapmadığımız gibi üstüne üstlük İstanbul Sözleşmesi'nin kutsal aile yapısını bozduğunu, eşcinselliği çoğalttığını, farklı anlamlarda kadınlarla aile yapısı içinde kadınlarla erkeklerin eşit olamayacağı söylemlerini en üstten en alta bütün kamunun idarecilerinden, siyasetin yöneticilerinden duyduk iktidarının. İşte bu anlamıyla birinci aşamayı yapmadığı gibi ikinci aşama kovuşturma, koruma, yani kadın şiddete uğradı, kolluğa gidecek. Kolluk ona ne yapması lazım? Hemencecik sığınağa alıp koruması, sığınakların sayısını arttırması, sığınakta liyakate dayalı çalışanlar oluşturması, bu anlamıyla ekonomik iş gücü yaratabilmesi ya da meslek öğretebilmesi adına İşkur'da çalışma yapılması, sürdürülebilir konut ihtiyacını, gıda ihtiyacını, eğitim ihtiyacını sağlayabilmeli, kreş imkanlarıyla parasını ödeyebilmeli ki kadın kendi hayatları, ayakları üzerine bir söz söyleyebilsin bu anlamıyla. Bunlar da yapılmadı. Kovuşturma sürecinde yargı neden açık giydin ya da neden o erkekle bira içtin? Öldürülen Şule Çet'i hatırlayalım. İntihar etti söylemi gelirken aslında yükseklerden atılan ilk vakaydı bizim için. Öldürüldükten sonra fotoğrafları üzerinde yargı ahkam kesmeye başladı. Yani yargıda da fikirsel olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramlarının hakim olduğu bir süreci takip eden, yargı safhalarının uzadığı, bakın Muğla'da yakıldı, çimentolandı, öldürüldü. Bu arkadaşımın davası hala devam ediyor. Pınar Gültekin yargılanıyor hala mahkemelerde. Sen onu şöyle yapmıştın, işte telefonunda bu mesajlar vardı. Telefonu gibi. Telefonu mevzu bahis edildi, özel hayatı dahil evet. edildi bir kadına. Evet, yani buradaki sürece baktığımızda devlet neredeyse ya fail iyi ki sen öldürdün ya ben de çok rahatsız oluyordum der gibi bir cümle anlamına getiriyordu olayları. Ve hala da getiriyor. Bakın dün Kartal'da, İstanbul'da Kartal'da yaşanan cinayet, belli bir cinayet, 20 ayrı suçtan tutuklanması gereken, elini kolunu sallayarak sokakta gezen, Konya'dan İstanbul'a silahla gelen kişi için Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamada diyor ki görüştüğü, yani görüşür görüşmez iletişimi oldu, bu onun öldürülmesine vesile olacak bir olay değil ki. Bir canlının hayatını koruyabileceğimiz her konuda eğer idari makamdaysak dili uslubunca kullanmalıyız, eşitlikçi bir dil kullanılmalı. Ben 30 yıllık bir süreçtir kadın hareketinin bir halkasıyım ama benden evvel 1800'lü yıllardan süre gelen, öyle dünden bugüne gelen çakma örgütlerden değiliz biz. Geçmişten bugünlere gelen, sürdürülebilen bir mücadelenin sonucunda kadın haklarını kazanmamış bir ülkede toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha derinleştirecek söylemlere gidecek imkanları yaratılmış ortamların da gerçekten doğru olmadığını söylemekten
burada söylemekten özellikle kendimi sorumlu hissediyorum. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak Türkiye'de her gün yaşam haklarımızın kısıtlandığını, buna sebep olarak gösterilen eşitsizliğin giderilmesi adına elimizde var olan yasal mevzuatın yenilenmediğini, düzeltilmediğini, örneğin kadına karşı şiddet konusunda yasa maddesinde tanımlı bir suç olmadığını, ısrarlı takip nedeniyle dışarıda gezen insanların tutuklanmadığını, kadınlara yaptığı eziyetler nedeniyle, hala kadınları öldürenlere, şiddet uygulanmayanlara indirim yapılan bir ülkede yaşadığımızı hatırlatmak istiyorum. Ve yine burada diyorum ki İstanbul Sözleşmesi aslında hepimizin güvencesi ve hepimizi yaşatan bir madde, sözleşme, bir uluslararası sözleşme. Türkiye'yi yurt dışında da yüzünü artacak bir sözleşmeydi. Bu anlamıyla da bugün o kral çıplak diyen kadın savcı arkadaşımıza binlerce teşekkür ederim ki bu cesaretle doğruları söyleyebilme, aslında doğrunun tek olduğunu ve kanunların her şeyin üstünde olduğunu, yasamanın yetkisinin devredilemeyeceğini, başkaları tarafından kullanılamayacağını, hele bu başkalarının idari makamlarda olduğunda çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söylemem gerekir. Tabii bu süreç içinde çok defa konuştuk Sayın Güllü, ama bu vesileyle bir daha hatırlayalım. İstanbul Sözleşmesi yine AKP iktidarı döneminde imzalanan ve aslında Türkiye'nin ev sahibi olduğu bir sözleşmeyken nasıl oldu da yine AKP döneminde çıkıldı? Bunun arasında, bunun içerisinde siyaset nerededir? Gerçekten öyle. Geçtiğimiz Mart ayından önce başladı bizim de yolculuğumuz Uluslararası İstanbul Sözleşmesi ile topluma anlatmak, uygulanmasını kolaylaştırıcılık yapmak adına 42 ilde çalışmalar yapmıştık ve son Mart'tan bu yana da her gün bir şekliyle bunun anlatımını hem yurt içinde hem yurt dışında yapıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin göreve geldiği anda Türkiye'deki artan şiddet oranlarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tazminat kararına istinaden yerli ve milli olarak tamamen Türkçe hazırlanan bu sözleşme bütün ülkelere kendi iktidarımızın belirlediği akademisyen arkadaşlar ve milletvekilleriyle kapıları çalınarak Avrupa Konseyi'nin başkanlığının bizde olduğu süreç içinde çalınarak yapılan ve havai fişeklerle de kutlanan bir sözleşmeydi. O sözleşmenin 10 yıllık süreci içinde biraz önce de söyledim, hayata geçirilen maddeleri olmadı uygulamalarda. Ancak öyle bir şey oldu ki tarikatlar ve cemaatler ülkesine döndük. Özellikle 2016 darbesinden sonra bu ülkenin ciddi anlamda siyaseten ikbalini tarikatlara ve cemaatlere bağlayan bir iktidarla karşı karşıya kaldık ve bunun hesaplaşma, kenara, köşeye sıkışma anında onlardan oy alabilme noktasıyla bir pazarlığa oturtuldu. Allah rahmet etsin, bu anlamıyla Oğuzhan Asil Türk'ün son pazarlığı da tam da bu süreci aslında bize ne kadar siyasete istinaden yürüdüğünü gösterdi. Çünkü seçimler aşamasında işbirliğine gidersek sizden talebimiz İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması diye bir cümle kullanmıştı. Şimdi o cümlenin hemen akabinde bir hafta sonrasında böyle bir sürecin Cumhurbaşkanı imzasıyla hukuksuzca yapılması bize siyasetin aslında ne kadar kadın odaklı olduğunu da gösteriyor. Türkiye nüfusunun yarısı kadın ve kadınlar üzerinden siyaset yaparak iktidara gelmiş bir partinin yine kadınlar üzerinden siyasetle iktidarını garantilemek, ama bunu tıpkı o tarikat ve cemaatlerin istediği gibi kürtaj kararını çıkarırken medeni hukukun müftiye nikah verme yetkisini yasakladığı halde medeni kanundan bu anlamıyla oraya yetki vererek yine cemaate, tarikate bu süreci sunduğunu, yine bu anlamıyla erken yaş evliliklerinde çocuklar için hakikaten ceza bir anlamıyla yaşamsal faaliyetlerinde kesme, geleceğe dair bütün yaşam faaliyetlerini yok etme düşünceleriyle tecavüz önergesi verilen bir süreçte de aynı olayları yapmadı mı? Yani iktidar tamamen kendi siyasetini, kendi rahatını ve kendi geleceğini kullanmak adına kadınların katledilmesine karşı çıktı. Bunu beklersiniz iktidarlardan, ama o karşı çıkmadı. Karşı çıkış yerine İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırdı. Her iki tarafta da bir tarafta Paris'ini kullanarak kendini Avrupa Birliği sürecinde uyum yasası çıkarırken reklamını yaptı. Şimdi de içeride kendini garantilemek adına siyasi parti anlamıyla tarikat ve cemaatlere bir siyasi kararla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme mutluluğunu yaşattı. Ancak
O mutluluk bizler için ölüm fermanıydı. O günden bugüne öldürülen bütün kadınların kanları iktidarın ne yazık ki bu kararıyla alınmıştır diyebilirim. Peki, teşekkür ederiz katılımınız için Sayın Güllü. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Türkiye